Merhaba arkadaşlar yeni bir bölümle daha karşınızdayım kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet 7. haftayı geride bıraktık şaka maka rakibimiz Hendek Spor. Hemen bir rapora bakalım. Bu ligde kolay maç yok onu size söyleyeyim. Güçlü ve zayıf yönler 4-2-4 ile 5 gol fırsatı 4-4-1-1 ile ortalama 3 gol fırsatı verilmiş diyor. Belki kanatları bir tık geriye çekerek başlayabilirim. Onun dışında zaten takım zafiyetten geçilmiyor yani 29 golün 9 tanesi ilk 15 dakika yani kalan 20 tanesi daha sonra gerçekleştirildiyse çok da mantıklı bir istatistik değil. Biraz şeyle başlayalım. Kaldığınız yerden devam edin diyeyim hadi. Biraz kanatları orta sahaya alayım. Ondan sonra bir bakalım. Şöyle bir başlayalım. Duruma göre değişikliğimizi yaparız. Azimli oynayın diyorum ve maç başladı. Hafif sakat oyuncu var Endex Spor'da. Bizim için avantaj olabilir. Yaratıcı diyorum. Çizgi inmeden ortalar diyelim. Şimdi Mertcan Uzun oynadı Halil indirdi ama orada Bedri var. Top Vefa Spor'da kaldı. Aziz sağ taraftan ilerliyor. Aziz güzel gitti. Dön geri. Aziz yolun yol değil. Nefis sıyrıldı. Vur ona Osman. Osman ayağının içiyle kötü vurdu. Şimdi Melih Duran topu kullanıyor. Enes'e doğru. Enes üst direkten döndü. Ama orada offside var mı? Ama orada offside var mı? Şimdi belki kafayla uzaklaştırdı top eserde kaldı. Eser çevirmeye çalıştı ama tekniği yetmedi ya. Barış kafayla indirdi top şimdi Murat'ta kaldı. Allah aşkına kısa pas oyna. Ya en kısa pası bu kadar. Onu söyleyeyim size. Eser ver pasını sol tarafa. Yavrum benim be ya şu pası var ya pike atamadı. Kariyeri boyunca adam Barcelona'da oynadı şöyle bir pas görmedim. Size o kadarını söyleyeyim. Osman! Köşe vuruşunu kullandı Osman. Enes kafayla uzaklaştırdı. Tekrar açacaktı ama atak bitti. Beyler! Olmuyor böyle. Osman! Duran topu kullandı. Var mı vuran? Zayıf bir duran top. Şimdi Halil İbrahim'le hızlı başlamak istedi Hendek Spor. Halil İbrahim uzun oynadı. Ya şu uzun toplar da yemin ediyorum. Azıcık abartı olmamış mı? Eser Allah belanı versin Eser. Ruh hastası mısın? Çizginin içindeydi adam var ya. İlk hamledi kündeye getiriyordu da Allah'tan beceremedi. Cık, cık, cık. Ya şu bizim stoperleri değiştirmek lazım beyler. Böyle olmuyor. Diken üstünde oynuyorum. Gerçi kimi koysam aynısı olacak da. Halil İbrahim. Berke verdi. Açtı. Bomboş kaldı. Kerem için kolay bir top. Hemen hızlı. Hemen hızlı. Bak. Bak. Ya yarım saat 45 dakikada verirsen olmaz ki. Oğuzhan. Gizli forvetimiz. Derken. Cümlemi övmeye çalışacaktım. Cümlemi bitiremedim. Dorukan. Takım çok mu dağınık ya? Ya Oğlum Sizin amacınız ne? Şunu biraz daha iyice bir daralt. Dört dört bir de bir işe yaramadı. Şunları da tekrar kanada alayım da. Evet eser yükseldi ama boşa yükseldi. Şimdi Halil İbrahim, Berk derece. Valla topun kontrolü biraz daha hendek sporda. Bu performans hayal kırıklığıydı. Kendine güvensiz gözüken kim? Kim o? Sefa. Stresli olan kim? Aziz. Sefa. Gel aslanım. Aziz De Souza takımın önemli bir oyuncusu diye tabii ki ona şey yapmadım. Kaleyi gördüğünde vur diyeceğim. Batuhan taç atışını kullandı. Oğuzhan Batuhan güzel kesti. İsmail kafa üst direkten döndü. Beyler. Bence yavaş yavaş 4-2-4'e dönmenin zamanı geldi. Şunların ikisini de hadi şunu yine otomatik yapayım da. Oğuzhan çık. Serdar gel. Sağ ayaklı. Bu da sağ ayaklı. Fırsatçı golcü dedim. Bu da çalışkan forvet olsun hadi. Ya da bu da yaratıcı forvet olsun. Şimdi hayata ya, çatışını kullandı İsmail. Güzel kesti. Atakan uzaklaştırdı. Aziz de Souza Verdi pasını Batuhan'a. Ah orada birisi olsa. O top bizde mi? O top bizde. Eser. Ya Eser Allah aşkına şurada bile hatalı pas vermeyi başardın ya. Aziz çevir içeri. Vur ona İsmail. Azıcık yürekli oynayın. Yürekli oynamanın zamanı geldi. Valla umduğumdan çok daha zor bir deplasman oldu. Aziz. Sağ taraftan uzun oynadı Serdar'a. Serdar bitir artık Serdar. Profil resmin var diye aldık Serdar. Hiç gol göremedik şu ana kadar. Murat. Aziz uzaktan vurursa Osman çevir. Çevir Osman vur Serdar. Offside. Valla artık daha fazla ne yapacağımı bilemez haldeyim. Ne yaptıysak olmadı ya. Yüklen diyeceğim. Başka çaresi yok. Başka yorulan kim var? Osman yeni sakatlıktan çıktı. Tekrar nüksetmesin. Haydi beyler. Son şanslar Serdar. Kesti içeri Fuat. Halilcan! Nefis bir gol Halilcan'dan. Harika bir gol Halilcan'dan. Halilcan noktayı koydu. İyi ki almışım var ya. Sefa orada kendine güvensiz gözüktü. Hemen hamlemi yaptım. Sefa çık dışarı dedim. Halilcan böyle bir gol daha attı bizi kurtardı. Senin adın Semih olsun Alican. Aman diyeyim beyler. Aman diyeyim. Şunu da şuraya indireyim. 4-4-1-1 olsun. Hatta ama değişiklik hakkım kalmadı. İsmail sen burada bir şeyler yapar mısın? Yok. Neyse ne olursa olsun zaten kötü oynayacak. Rol belirlemeye gerek yok. Savunma. Savunma. Sigorta. Çalışkan kanat oyuncusu savunma. Çalışkan kanat oyuncusu savunma. Bekler dursun. Kısa pas. Tempo iyice düşür. Full rotasyon. Koşu yoluna pas yok. Kademeye dön. Dağılımı koru tempoyu düşür. Hadi bakalım. Şunu biraz daha dengeli yapsaydım iyiydi. İnşallah dakikasında yine gol yemeyiz. Bak. Bak dakikasında 1-1 olacak. Bak iyi izleyin. Ya ben bilmez miyim ya? Allah'tan offside. Beyler taktiğe odaklanıyoruz. Şunu da normal yapayım. Aziz. Verdi pasını Serdar'a. Serdar şimdi Halil geri döndü. Batuhan. Vefa Spor oldukça sakin bir şekilde oynuyor. Kısa paslaşmalar. Uzun oynadı şimdi İsmail'e. İsmail, e. İsmail birebir kaldı. Bitir İsmail şu maçı. Olsun korneri getirdik o da güzel. Fuat köşe vuruşunu kullandı. Atakan uzun oynadı Barış. Artık son dakikalar. Evet, çok zor bir deplasmanı 1-0'la atlattık. Bu kadar bu kadar zor olacağını hiç tahmin dahi etmemiştim. Çok fazla hamle yapmamız gerekti. Yani çok fazla gaza gelinecek bir durum yok görüyorsunuz bir maç bir 3 puan kaybı çok şey değiştirebilir. Puanlar birbirine çok yakın. Temkinli gitmekte fayda var. Halilcan Vefa Spor galibiyetinde parladı. Vefa Spor üst üste 8. galibiyetini aldı. Bursa Yıldırım Spor bir sonraki rakibimiz. Hadi bakalım. Şu var ya stadyumu gördükçe 50 binlik 30 binlik bir stadyum hayaliyle yaşıyorum. Vefa Spor'a ilk önce tabii hak ettiği taraftar kitlesini kazandırmamız lazım da. Yavaş yavaş gelecek inanıyorum. Bir dirilmeyi yavaş yavaş hissettiniz değil mi? İnsanlar böyle bir Vefa Spor'u yavaş yavaş tekrar hatırla, hatırlamaya başladı. Tarihin tozlu raflarında unutulmaya yüz tutmuştu ama artık değil. Bir efsanenin dönüşüne tanıklık ediyoruz. Herkesin nasip olmaz. Deniz Tutçuoğlu. Ha bunu yedek olarak geçen bölümde gizli forvet olur mu olmaz mı diye düşünüyorum. Zinsel Zihin, gayet güzel. Var ya 16 yaşında olanlar yani bu sene altyapıdan çıkan oyuncular bizim için rahatlıkla şey olabilir. Az takım oyuncusu olabilir. Aslında bir tane içimden altyapı sorumlusu almak geliyor da. İşte. Eksiye düştükten sonra hiçbir anlamı yok. 4-4-1-1 diyor. Biz yine 4-2-3-1'imizle oynayalım. Orta sahaları kanat oyuncularını orta sahaya çekmek bize fayda getirmedi. Sol kanat diyor. Osman'a büyük iş düşecek. Ama ben yine iki kanat yaparım ya. Aziz'in de şeyi çok güzel. Yani bütün kritik atakları neredeyse Aziz başlatıyor. Osman bir, bir tık daha geri planda. Osman bir tık daha geri planda. Gerçi sakatlandığı için biraz öyle oldu. Game profillerini bir kıyaslayalım. Sefa ile, o Sefa iyi gelişiyor beyler. Sefa ile Halilcan'ı kıyaslayalım. Sefa zinsi olarak bir tık daha önde gibi. Aynen. Zihinsel olarak baya güzel. Halilcan'ın da markajı var. Yalnız gelişim olması güzel. İsmail ne yapıyorsun? Gelişim var güzel. Osman. Osman sakatlıktan çıktı. Oğuzhan. Evet Oğuzhan biraz düşüşte. Aziz'de gelişim var güzel. Bedri. I -ı. Olmadı Bedri. Sefa güzel gelişiyor. Yahya'da güzel gelişim var. Eser gelişiyor. Murat gelişiyor. Batuhan gelişiyor. biraz kafası düşüyor. Kayıcımız da gelişiyor. Güzel. Oynadıkça biraz daha iyi olacak gibi. Tuğrul 16 yaşında. Pas 11. Aslında kararlılığı falan da var ama. Yok ya, biz biraz daha bitiriciliği yüksek oyuncularla devam edeceğiz. İsmail, aslanımsın. Ulan hemen art izlenmeye başlayın olur mu? üst üste iki defa övmeye gelmiyor. Evet Bursa Yıldırım Spor 11. sırada. Bundan sonraki maç ne maçı? Sanki bir kupa maçı var gibi gördüm de. Evet, Vefa Spor seçimlerinde geri sayım sürüyor. 35 gün kaldı. TRT Spor Vefa, Spor, ve, Vefa Stadyumunda Başkan Mehmet Demir... Ha, Başkan Mehmet Demir'miş beyler. Şefik su içmez, oylarını arttırmak adına görkemli seçim vaatleri vermeyi tercih etmediğini ve kulüp önceden nasıl yönetiliyorsa o şekilde devam etmeni... Oha... Ya George vardı George Allah aşkına bir George röportaj yapın Bizim ilacımız Eşref George'da Diyorum size adamın soyadı dolar kokuyor ya Adamın soyadı Euro kokuyor Vefaspor'un yeşilini Yeşil rengini katacak olan Başkan bu ya, O başkan gelsin Şu yeşil dolar yeşil olacak onu size söyleyeyim. Tavşanlı. Tavşanlı da 24 puanlı. Üzerimizde baskı var. Bu nedir ya? Nasıl birlik oynuyorum belli değil. Süper Lig'de şöyle çekişmeyi yaşamadım ilk sezonda. İkinci sezonda yine bir ikinci sıralara falan düştüm de. Bende gelişme var mı? Herkeste gelişme var da. Aha tekniğim 2 olmuş. Gözümüz aydın beyler. Motivasyon 3 olmuş. Ya var ya. Dolardan hızlı yükseldim ha. Keyfim yerinde. Bak. Şey geliştirmeden de teknik antrenörlük özellikleri de gelişebiliyormuş demek ki. Her şey okullu olacak değil. Her şey okullu olacak değil. Pratik şey önemlidir. Tecrübe önemlidir. Kalemde yetişmek deriz biz buna. Kalemde yetişmek. İşin pratiğiyle yoğrulmak lazım. Kursa her zaman gideriz. Şurada bağlar kurulmuş güzel. Artık şu kanatlarla bekler arasındaki bağı da bekliyorum. Sol taraf diyeceğiz bu maç. Yine biraz şeyle başlayalım. Mitata bir savunma yapalım. Haydi beyler favori biziz. Taraftarları coşturacak bir performans sergin. Taraftarların coşması lazım ki bir daha gelsinler stada. Burada ekmek aslanın ağzında öyle bizim kitlemiz var. Kazansak da kaybetsek de bizim gerçi Vefadan da vazgeçmeyeceğim demiştim. Vazgeçmeyeyim. Kazansam da kaybetsem de bizimle birlikte oluyorlar filan yok. Bak 200 kişi ya var ya yok. Şu 200'ü bir 300 yapalım artık. Yeşil bize çok yakışıyor. Yahya Ata çatışını kullandı, açtı İsmail. Güzel kafaları da var ama üstten dışarı çıktı. 10 dakikayı geride bıraktım. Yaratıcı olun diyorum. Ya beyler bak Allah aşkına. Beni ayar etmeyin. Şu tempoyu biraz yükseltin. Şu oyunu biraz açın. Kendi evimizdeyiz. Bir coşku görmedim ya. Yok birader. Ben çizgi inmeden orta yapacağım. Tuna. Alaaddin ve sihirli lambası Cevdet. Alaaddin Tuna. Bursa'dan güzel e, paslaşmalar. Hamzacan uzun oynadı. Kaleci için rahat bir top. Ve hemen Batuhan'la başladı olur. 8 numarayı gör. Ya Batuhan. Şimdi Tugay'da uzun oynadı. İndirebilirse Osman. Serdar'da kaldı top. Mitat indirdi Alaaddin. Hamzacan. Tekrar Alaaddin'de top. Tuna. Vallahi kanser olduk ha sefa. Olsan hadi bir kontrol olsan. Gizli forvet, takımın lideri on numarası uzun Aman Allah'ım var ya. Aman Allah'ım var ya. Puskas ödülünü verin. Çıkarın şurada şu verin. Sezonun golü bu. Yok böyle bir gol var ya yok. Şunu artık şey yapacağım. Dayanamadım. Hacı. çıktı. Hacı. Çok sert. Hacı. 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 Nasıl anlatalım bu golü şimdi size? Nasıl anlatılabilir? Böyle bir gol yok. Böyle bir vuruş yok. Buna füze mi demek lazım? Ne demek gerekiyor? Ama Hacı dedik her şeyin özeti. Hacı bakın şu Hacı'ya bakın. Şu vuruşa bakın. Enfes bu enfes başka ne diyebiliriz? İki sefer Hacı ayağa kalktık seni alkışlıyoruz bu golde. Hacı ustasın sen usta. Ah be İsmail be. İki de gelse rahatlardık. Evet beyler rehavete kapılmayın. Kendinizi beğenmiş bir tavır takılmayın diyorum. İsmail gerginlik yaratma. Valla İsmail yerine Serdar'ı koysam emin değilim ya. Serdar çok fazla bir şey yapmadı şu ana kadar. Biraz daha garanti bir fut. Yani. Bir gol daha bulalım ya. Bir gol daha bulalım. Köşe vuruşunu kullandı Sefa. Var mı vuran? Top şimdi Oğuzhan'da kaldı. Günün yıldızı Oğuzhan. Takımın on numarası. Göz bebeği. Güzel bir ortam orada kimse yok. Bedir'den nefis bir pas. Sefa. Açısı dar. Güzel kes. Oğuzhan. Oğuzhan ama. Çok güzel kesti. Bir daha bakalım. Sefa tekniğini konuşturdu ama offside'in kralı var. Tugay kale vuruşunu kullandı. Bedri indirdi Sefa'ya. Sefa verdi pasını Aziz'e. Aziz açıdar. Aziz vur ona. Aziz biraz köşeye bıraksan goldü. Şimdi Sefa köşe vuruşunu kullandı. Aziz orada vuramaz. Boyu yetmez zaten. Kötü bir köşe vuruşu oldu. Evet sarılar artmaya başladı. Bedri biraz yorgun ya. Bedri'yi çok az dinlendiriyoruz. Aslında Sefa'yı çıkarmak daha mantıklı ama. Hadi Sefa seni de çıkarttım. Bir de bir rol gelsin. Şöyle taze kanlarla e, bir gol daha bulmaya çalışalım. Eser köşe vuruşunu kullandı. Aziz, Aziz'den harika bir gol var ya. Şu golü en son Messi, ile Ferdinand arasından attı şampiyonlar ligi finalinde. Bak o kadar söylüyorum size. O kadar söylüyorum. Bak, bak. İki tane Dalyan gibi adamın arasından nasıl vurdu? Aynı gol. Aziz boyun kaç? 1.62. Aynı ya, aynı. Messi golü. Zaten Aziz ve Messi'nin harfleri çok birbirine benzediği için aldım. Aziz de Souza dedim ama Aziz Lionel Aziz desem daha doğru olacakmış demek ki. Taraftar coşkulu kaç kaç kişi vardı? 243. Dur bakayım artış var galiba. Ben bir ara not almıştım. 220'lerdeydi sanki. Hemen notlarıma bir göz gezdiriyorum. Nerede oğlum notum? Notum vardı benim ya. 279. Ya yazıklar olsun ya. Şurada var ya fırtına gibi esiyoruz. Hava mı soğuk? Hangi aydayız? Olsun olsun. Enseyi karartmak yok. Zamanla olacak. Bir anda olmaz zamanla olacak. Dokuzuncu galibiyet üst üste. Vallahi beyler. Aslında bir maç daha oynanır da korkuyorum ya. Vallahi korkuyorum. Ben böyle bir gerginlik görmedim. Çok fazla eksiği de yok gibi. Beyoğlu Yeni Çarşı Spor. 5. sırada 17 puanı var. Eser geliş. Oo, bravo. Karar alma 13. Kararlılık 13 olmuş. Güzel. Hadi bakalım Eser. Ne oldu Müjdat? Toplu oyun taktiği antrenörlüğü standardının yeterli olmaması. Müjdat sen gir bari ne yapayım? Çocuklar tabi biraz palazlandı ya antrenör beğenmez oldular. Kimse demiyor ki bu antrenörlerin maaşını kim ödeyecek? Allah var sefa bayağı iyi gelişti. Batuhan daha yüksek oynayabilecek maç tecrübesi kazandı. Olcay'a bir bakayım. Orta 4. Geç. Evet. B Beyoğlu maçında oynayacağım. Ama biraz korka korka oynayacağım. Baş fizyoterapistimiz yok diyor. <laughs> Fizyoterapisti de 3. Bir tane 6 var. Bir tane de 6 var. Bizimkisi kaçtı? Bir tane fizyoterapist zar zor buldum. Yakup Keleş. 6. Yani öldürmez ama sakat bırakabilir. Öyle bir fizyoterapist. Hiç yok da nedir ne yapayım? Eser yıldız oyuncu olabilecek kadar iyi futbolcu diyor. Hadi bakalım Eser. Aynen. Halilcan yedek oyuncumuz bizim değil mi? Aynen. Kaç yaşındasın Halil? 21 yaşında. Tamam seni yıldız adayı yapalım. Yıldız olabilecek kapasitesi de var. Güzel şutlar çekiyor. Vefa spor maçı için tribünlerin büyük oranda dolu olması bekleniyor. Bütün biletler satılmasa da stadın tamamına yakınının dolması bekleniyor diyor. Hadi bakalım. Yüz deplasman taraftarı bekleniyor. Beyler. Bu maçı taraftarımız için oynayacağız. Göbekten oyna dedi asistan. Göbekten bir deneyebilirim. Evet Zafer Spor'da Tavşanlı Linyi Spor'la oynayacak. Haydi Zafer Spor. En azından Zafer Spor kazanırsa. O, hepsi bir arada oynanacak. Hayırlısı neyse o olsun ne diyeyim. Beyler. 100 kişilik bir deplasman taraftarımız var. Bu maçı o taraftar için oynuyoruz. Yağmur çamur demeden gelen oyuncular. Biraz bu kez merkezden deneyeceğim. Çizgiye inmeden ortalarla geleceğim. Şöyle bir başlayalım. Eser erken sarı gördün eser. Hemen şuradan sertliği azalt diyorum. Aziz orada ne işim var? Oradan free kick kullanmayacaksın inşallah Aziz. Oğuzhan vur ona. İşte bu kadar be. Takımın var ya en gizli forveti bu. Ya geçen sene Galatasaray kariyerinde bir tane 5 yıldızlık gizli forvetle oynadım. Şöyle bir performans görmedim. Çocuğun adını bile unuttum görüyor musunuz? Regendi. Apış arası attı be. Apış arası. Yalnız organizasyonu gördünüz mü şeyde? kickte. Tam vurmadan önce bir oyuncu önünden geçiyor. Bunlar çok önemli detaylar. Bak 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 bak. Nasıl şaşırttı? Nasıl şaşırttı görüyor musun? Ulan dandum bir şeyler yapıyorsunuz ama yine de golü buluyoruz. Hayırlısı olsun. Beyler. Sakin. Eyvah. Eyvah. nasıl formaları fena değilmiş. Sefa aldı orada topu güzel de yaptı. Bir gol daha bulabilir miyiz? Kaleyi gördüğünde vur gitsin ya. Sertan. Hayır be sayılmadı oh be. Oh vallahi sayılmadı. Biraz daha dengeli oynayalım. Sertan'ı görünce aklıma geldi. Yıllar yıllar önce CM 2001'de Buca Spor'da Sertan diye Sercan ve Sertan iki kardeşti bunlar. Ben bir ara bunlara çok takmıştım. Sürekli süperlik takımlarını alıyordum. Bir, bir olacakmış gibi. O zamanlar vardı böyle fantazilerim. İsmi güzel diye ya da kardeşler diye falan alıyordum. Beyler. Ya Yahya. Sinerjiyi bozma Yahya. Heh mutlu. Mutlu ol Yahya. Eyvah. Yahya hata yapmaya yakın gibi diyor ama şu biraz daha savunma yapayım. Desteği de kaldırayım. Kademeyi dön, dağılımı koru, tempoyu düşür. Düzen. Aziz'de biraz yorgunluk var. Aziz seni dinlendirelim. Batuhan'da biraz yorgunluk var. Abidin gel. İsmail de yorulmuş. Serdar gel. Mehmet. Köşe vuruşunu kullandı. Orada kimse yok. Oğuzhan. Tehlikeli şutları var. Osman! Osman! Ya niye sayılmadı ya? Kalecinin önünü mü kapattı? Direkten göremiyorum ki. Bakayım. Ya kafasına mı dokundu diye yoksa bazen offside'ın önünde kalecini görüşünü kapattığı zaman offside sayılıyor oyuncuya değmese de. Ama burada sanki biraz dokunmuş gibi. Bilmiyorum anlamadım. Beyler. Taktiğe odaklanın. Mehmet bir köşe vuruşu da. Se Oho. Hocam kündeye getirdiler ya. Kırkpınar yağlı güreşimi mi futbol mu belli değil. Aslanım atmadan gelme. Oğuzhan takımın yıldızı sol ayakta sol köşeye bırak. Vallahi Oğuzhan atamıyordun da. Kaleci yani o kadar yeteneksiz çıktı ki. 6. golü. Şu ana kadar gizli forvet taktiğimiz işliyor gibi gözüküyor arkadaşlar. Ne dersiniz bilmiyorum ama bu durumu görmek beni heyecanlandırıyor. Ve işte bu kadar. Vefa Spor 30 puanla puan farkını 6 yaptı hırslı bir şekilde aferin beyler çok iyi bir galibiyet aldınız. Bak bunları gaza getirdikçe benim motivasyon da artıyor. Bakalım kaça kadar çıkartacağım. Motivasyonu 3 yaptım bile. Abidin ilk maçına çıktı. Hayırlı uğurlu olsun. Evet bu hafta birçok sürpriz yaşandı. Zafer Spor 3-0'lık galibiyetle bizi güldürdü. Bir kez daha anladık ki bölgesel amatör ligin favorisi yok. Her an her şey olabilir. Yalnız en yakın rakibimizle aramızda 12 puan averaj var. Bu da kadro yapılanmasının ne kadar doğru yaptığımızı gösteriyor. Eserle Murat arasındaki bağ da kurulmaya başladı. Güzel. Yavaş yavaş geliyor takım. Takım uyumu iyi. Süper. Vallahi Galatasaray'la profesyonel takımla haftanın 7 günü antrenman yaptım. Şöyle bir uyumu bir senede kuramadım. Hiç samimiyet oluyor biliyor musun küçük kulüpte. Daha böyle sevgi yumağı oluyor. Profesyonelleşme çok şeyi öldürüyor. Ben karar verdim. Takım Süper Lig'e de çıksa şey olarak bırakacağım. Bunu ben göndermedim. Bu da kendi gitti galiba. Bak parayı cebinden verdin inşallah. Olcay. Ha Olcay. İnşallah bize ittirmemişsindir o 600 euro. Allah düşürmesin ya. 600 euro'nun hesabını yapıyoruz. Aziz mutlaka. Hız hızlanma biraz da arttırsa aslında daha 19 yaşında. Halilcan bireysel antrenmanın getirisi olmadığını düşünüyor. E ama Halil burayı da biraz geliştir yani birader. Bizimkiler antrenör diye tutturmaya başladı. Mali durum nasıl? Bak şu an biraz daha başa baş gidiyor. Yaratılan kaynak. Biz bir yerden kaynak yaratıyoruz ama bizim başkan karanlık işlerde gibi gözüküyor. Hayırlısı olsun. Vefa Spor ile Zafer Spor arasındaki maç Taraftar günü olarak seçildi. Anlamadım. Vefa Spor ile Zafer Spor'un bölgesel amatörlük 9. grup mücadelesine karşı karşıya geleceği 3 Kasım 2019 günü kulübe yeni ka taraftar kazandırma ve kulüp ürünlerinin pazarlanması için Vefa Spor yönetimi tarafından taraftar. Ya var ya o kadar zevk alıyorum ki şu kariyeri oynarken anlatamam. Bunu yapın ya. Bak bu detayları yeni yeni görüyoruz. Şu taraftar gününü yapın beyler. Bilet alan seyirci yanında bir çocuk getirdiğinde bilet fiyatının yarısını ödeyecek. Bak ne kadar mantıklı. Zehri küçük çocuklara enjekt dedi. Tabii canım. Küçük çocukların kanına girdiğin zaman kazandın demektir. 0-9 yaş arası çocuğa vefa spor formasını giydir. Vefa sporlu olarak kalır. Vefa spor seçimlerinde geri sayım sürüyor. Evet. Ya birader. Taylan. Ya bir şeyler vaat et. Bir kulübe para enjekte edeceğim de. Bir yüzümüzü güldür. Bir umut ver taraftara ya. Bizim işimiz George'da. Eşref George'u bekliyorum ben. Muhtemelen en son Eşref George konuşacak. Bir konuşacak ve tam konuşacak gibi hissediyorum Tamam bu artık bir dahaki bölüme kalır Barbaros Brut bu e, Barut pardon sizden gelen bir öneriydi Valla Daha tam tabi Gözlemleniyor ama Bayan 2 altyapısından çıkmış birader Ölüsü yeter bayan görmüş oyuncuyu yani biz Sırtımızda taşırız. Bizim oyuncular arasından herhalde şu an en şeyi Batuhan bir eski spor altyapısı var. Bir de şeyim var. Serdar'ın resmi var. Serdar sen nereden? Fethiye Spor. Diğerleri bunlar zaten Sağdan soldan bulup getir. Ooo. Belçika'dan gel beyler. Belçika görmüş oyuncu. Bir de düşmesen olsan. Derdin nedir anlayamadım. Devam. Napoli yenilmiş Bolonya'ya. Evet Kasım ayı takvimi de e, yayınlandı. Şaka maka Kasım ayına da geldik. Kasım ayı bizim için çok önemli bir ay. Yeni başkanımız gelecek. Umut ediyorum ki yeni başkanla birlikte güzel bir ivme yakalayacağız. Bu ay zarar biraz daha arttı. E, destekten ötürü çok memnun. Klip vizyonu B artı genel olarak B artıdayız. Takımın taktiğinin son maçlarda yarattığı gözle görülür etkiden mutlu. Takımın son zamanlarda aldığı istikrarlı sonuçtan özellikle memnunlar. Güzel. Batuhan ve Murat nüfuzu yüksek oyuncular oldu. Muhtemelen Batuhan takım lideri olacak. Bir takım liderinin olması önemli. Bravo Sefa. Tamam. Bunlar artık o bir dahaki bölüm çok kritik bir maç var. Zafer Spor Ordun ardından Tavşanlı Linye Spor var. Tavşanlı Linye Spor karşısında kaybedersek puan farkı tekrar 3'e düşebilir. Ama kazanırsak ondan sonrasını alır yürürüz. Berabere kalırsak da sıkıntı yok. Şu Lecce'nin amlemi çok güzel olmuş ya. Baksana. Oynanır bununla. Şu standarttan sonra e, Steel logo paketi çok güzel geliyor gözüme. Kartallı martallı. Kartal elinde pala var. <laughs> Bayağı iyiymiş ya Tam aslında bize özgü, bize özgü bir şey. Kartalın elinde pala. Beşiktaş'ta olsa güzel olur mesela. Yalnız Lecce'yi çok beğendim. Bir ara de bir Lecce kariyeri patlatayım o zaman. Şeyde mi? Premier Lig'den ne oldu Lecce'ye ya? Bakayım. Seri adı. 40.000 kapasiteli. Üçüncü forması fena değilmiş. De renkleri biraz şeymiş ya. Sarı ve kırmızının çok böyle cırtlak bir tonu. Evet arkadaşlar. Artık burada bırakıyorum. Bir bölümün daha sonuna geldik. Bu bölüm çok güzel bir bölüm oldu bizim için. Oğuzhan yine üstün bir performans sergiledi. Harika goller gördük. Taraftar kazandırma günümüz olacak bir dahaki bölümde. Heyecanlıyız. Zehri genç çocuklara enjekte edeceğiz. Mümkün olduğu kadar genç oyuncu kazan, genç taraftar kazanmaya çalışacağız. Hadi bakalım. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Yeni bölümlerde buluşmak dileğiyle hoşçakalın.